Herkese yeni bir video ile merhabalar. Bugün sizlerle poşe tavuk yapacağız. Poşe pişirme yöntemidir ve haşlama yöntemiyle pişirilir. Yağsız, farklı sebzelerle güzel bir pişirme tekniğidir. Özellikle diyette olanlara veya kilo vermek isteyenlere çok güzel bir sosla birlikte harika bir tavuk tarifi vereceğiz. Hemen başlayalım. Elimizde büyük bir tavuk göğsünün yarısı var. Derin bir tavamıza aldık tavuk göğsümüzü. Hemen yanına birlikte haşlayacağımız sebzelerimizi atalım. 2 e, ince dilim limon koyuyoruz. Güzel bir ekşi aroma versin diye. 1 tutam kadar maydanoz koyuyoruz. E, bir adet de küçük soğanımız var. Soğanımızın tamamını koymayacağız. Zaten sadece haşlayacağız. Küçük bir soğanın yarısını ikiye bölüp onu da ekliyoruz. Baharat olarak da tuz ve karabiber kullanıyoruz. Onun miktarı tamamen size bağlı ben az tuz tüketiyorum. O yüzden az tuz kullandım. tuz ve karabiber miktarı tamamen damak tadınıza bağlı olarak ekleyebilirsiniz. Daha sonra üzerine su ilavesi yapıyoruz. 1 su bardağı artı 1 su bardağının 3'te 1'i kadar su ilavesi yapıyoruz. Yeterli olacaktır haşlanması için. Daha sonra kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde ara ara ters çevirerek tavuğumuzu yaklaşık yarım saat pişirmeye alıyoruz. Tavuğumuz piştiği esnada biz sosumuz için sebze doğramasına geçelim. Yarım adet e, kapya biberimiz, bir adet sivri biberimiz, yarım da e, kabağımız var. Kabağı bu şekilde etrafındaki e, fazla kabuklarını böyle e, biraz soyalım. İsterseniz bunu hiç soymaya Daha sonra böyle yarım adet kabağımızı ikiye bölüyoruz. Küp küp olacak şekilde doğrama işlemine geçiyoruz kabaklarımızı. Sebzelerimiz çabuk sotelensin diye, sosta böyle diri diri ağzımıza gelmesin diye olabildiğince küçük doğramaya çalıştık. İsterseniz jülyen doğrama tekniğiyle de yapabilirsiniz. Şimdi kabaklarımızı doğradıktan sonra daha önce tavamızın içine 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı almıştık. Zeytinyağımızın üzerine ilave ettik. Yine diğer sebzelerimizi de aynı şekilde küçük küpler halinde doğrayıp onu da zeytinyağı aldığımız tavamızın içine koyacağız ve hepsini birlikte kavurma işlemine geçeceğiz. Ayrı ayrı bir kavurma olmayacak. Yine kapya biberimizin yarısını da böyle küp küp doğradıktan sonra onu da tenceremize alıyoruz. Son olarak da bir adet siri biberimizi isterseniz acılı da kullanabilirsiniz eğer acı seviyorsanız. Yine küp küp doğradık. Onu da tavamıza ilave ediyoruz. Sonra bir tahta kaşık yardımıyla güzelce yağ bütün sebzelere geçiriyoruz ve ocağa alıyoruz. Ocakta yaklaşık 15 dakika kadar e, kısık ateşte e, ağzı açık bir şekilde pişiriyoruz. Ta ki böyle bütün sebzelerimiz güzelce sotelenene kadar. Gördüğünüz gibi şu an yaklaşık 7-8 dakikadır ocakta. Hala diri duruyorlar. 7-8 dakikaya daha ihtiyaçları var. 15 dakikanın sonunda güzelce pişti artık sebzelerimiz. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar nişasta veya un koyuyoruz arkadaşlar. Çok tepeleme olmayacak şekilde. Bunu koyduktan sonra böyle bir iki kavurduk. Daha sonra üzerine bir su bardağının yarısı krema yarısı da süt yani toplam bir su bardağı yarı krema yarı süt olacak şekilde doldurduk onu da ilave ediyoruz şimdi böyle orta ateşte güzelce pişirelim yaklaşık 3-4 dakika içinde bağlanacaktır zaten yine tuz ve karabiber ilavesi yapabilirsiniz burada Şimdi yavaş yavaş birkaç dakika içinde un veya nişasta sayesinde bağlanacak ve güzel bir e, sos hazırlamış olacağız tavuklarımız için. Kıvamı böyle güzel bir kıvama gelince artık ocaktan alacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaklaşık 5 dakika, 5-6 dakika içinde bu kıvama geldi. Bu kıvama geldikten sonra artık ocaktan alabiliriz arkadaşlar. Tam böyle yiyecek güzel bir e, sos kıvamına geldi. O esnada yaklaşık yarım saattir tavuğumuzla pişti. İçini kontrol ettiğimde herhangi bir kırmızılık kalmamıştı. Tavuğumuzun güzel bir şekilde piştiğine emin olduktan sonra bir kesme tahtasını alıyoruz. Ve böyle gördüğünüz gibi ince ince dilimlere ayırıyoruz pişmiş tavuğumuzu. Bu tavuğa herhangi bir yağ işlemi uygulamadık. Sadece Sebzelerle birlikte güzel bir suda haşladık. Bu nedenle hem sağlıklı, hem protein oranı yüksek, hem de diyet yapanlar için çok güzel bir tarif oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Size verdiğim sosla birlikte de çok güzel bir tavuk yemeği ortaya çıkıyor. Şimdi böyle sosu yatak şeklinde yaptık tabağımıza. Üzerine de dilimlediğimiz tavukları ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi tabağımız da bu şekilde hazır oluyor. Umarım beğenirsiniz ve sizler de denersiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun.